Ben de büyüyünce Gülşah sipahi olmak istiyorum. Sen. Bak hala bakıyorsun. Parfüm şişesini kırdın. Gülfem Hanım, çok özür dilerim. Ben parfümlerinizi tuvalet masasına yerleştiriyordum. Elimden... Cam kırıkları iyi temizlensin. Ama ikinizin bilmediği bir şey var. Birbirinize kardeş olmak ne demek bunu bilmiyorsunuz. Birbirinize karşı daha önce hiç hissetmediğiniz şeyleri bir hissetmeye çalışsanız, bir adım atsanız, birbirinize karşı en ufak bir adım atmıyorsunuz, bunu bir deneseniz. Anlat ona Gülfem. Sadece anlat. Alo? Bu akşam diyorum ki sen, ben, eski bir Hollywood filmi ve sushi. Ne dersin? Alo, orada mısın? Evet, evet buradayım. Ya Gülfem, bu akşam bir iş yemeğim var benim. Yarın yapsak olur mu? Bizimkiler gibi bir iş yemeği mi? Olur mu canım? Ne alakası var? Ne demek bizimkiler gibi? Tamam ya, tamam. Sadece takılıyorum. İyi o zaman, sana iyi yemekler. Ben de çalışacağım. Daha iyi olur zaten. Tamam, tamam. Ben seni yemekten sonra ararım. Tamam. Hadi abla, kalkayım ben artık. Ya Çiçek, doğru söylüyorsun değil mi? Ya Gürü başka bir şey söylemedi mi? Ya kızım, Allah aşkına ne diyecekmiş söyle de biz de bilelim. Vallahi söylemedi abla. Hatta birkaç kez konuyu açmaya çalıştım, geçiştirdi durdu. Ya Mesude, Allah aşkına şu konunun bir adını koyun ya. Vallahi kurdeşen dökeceğiz ya. Konu falan yok. Gür, ablam iyi misin? İyi de laf mı abla ya? Şunun haline baksana. Gayet iyiyim. Çünkü düşünecek ya da konuşacak bir konu yok abla. Ya açık açık söylesene Gülru Hanım. Hı? Ne söyledi sana Gülfem? Söyle de biz de bilelim. Spor salonunun acısını çıkarmak için boş boş konuşmayın Yonca. Ya tamam lütfen. Lütfen kızlar, kurban olayım, hatırım için yapmayın. Ben sana bir dolu dolu konuşurdum ama ablam hatırım için dedi. Abla, ben bu konuyla ilgili son kez konuşuyorum. Ve ben sizden bu konuyla ilgili değil soru sormak, tek bir şey bile düşünmenizi istemiyorum. Ben size... Sen! Abla. Sen Gürru! Hep sen! Sen düşünmemizi istemiyorsun. Sen konuşmamızı istemiyorsun. Sen istemiyorsun. Sen izin vermiyorsun. Hep sen değil mi? Sen dün geceden beri biz neler yaşadık biliyor musun? Neler gördük, neler duyduk biliyor musun? Sen sadece dün gece duyduğunu biliyorsun. Ama bizim için evveliyatı var. Bunu biliyor musun?
Gülsün'ü Allah'ını seversen kızın bebeğini düşün ya. Bak başka bir şey demiyorum yani. Evveliyatı var ne demek? Önce sen bizim sorumuza cevap vereceksin. Dün gece ne olduysa önce sen anlatacaksın. Yeter artık. Her şeye sen karar veremezsin Yürü Hanım. Biz bir aileyiz ve dün gece ne olduğunu bilmeye bizim de hakkımız var. Gülfem ne dedi? Önce sen onu söyleyeceksin. Gülfem ne dedi Gürru? Gülfem sana ne yalan söyledi? Ne yalan söyledi sana? Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ben söyleyeyim. Biz kardeşiz dedim. Ben de bahçıvanın kızıyım. Biyolojik olarak. Ben bu yalanı dinlemek istemiyorum. Gürru. Benim için de senin için olduğu kadar anlamsız. Senin için olduğu kadar imkansız. Sana, hepinize ne kadar haksızlıksa bana da o kadar haksızlık. Ama gerçek bu Gürru. İstediğin kadar reddet. Ben de reddettim. Bütün kalbimle, bütün benliğimle, öğrendiğim andan beri sadece reddettim. Ama biz ne dersek diyelim, kelimeler de, duygular da gerçekleri ortadan kaldırmaya yetmiyor. Evet, aramızda ikimiz için hiçbir anlamı olmayan bir kan bağı var. Neden yapıyorsun? Bunu ben yapmıyorum Gürru. Annem babana aşık olmuş. Baban askermiş. Anneme karşı koymamış. Gülfem yeter artık. Anneme umut vermiş. Palavra! Hepsi palavra. Hepsi o hasta kadının palavraları. Annem onu beklemiş. Yalan söylüyor annen. Bütün kalbiyle. Annen yalan söylüyor. Sen de yalan söylüyorsun. Tesbihle beklemiş. Yeter sus artık. Sus! Bir mektupla terk etmiş Gürru. Bir mektupla hiç sevmedim ki demiş. Bir mektupla hayatından çıkarıp atmış. Gülfem. Annemi eski, değersiz bir anı yapmış. Sen de annen kadar hastasın. En az annen kadar hastasın sen de. Gürru annem hamile olduğunu fark etmiş. Mektuptaki adrese gitmiş. Orada da babanla annenin düğününü görmüş. Sakın annemin diline dolama. Sakın annemi diline dolama. Baban varlığımdan bile habersiz annenle evlenmiş. Benim olduğumu bilmeden öldü. Kızının varlığından habersiz öldü. Onu sen öldürdün! Babamı sen öldürdün! Sen öldürdün onu! Bu kadın babamızı öldürdü! Hepiniz unuttunuz mu? Unuttunuz mu hepiniz? Gülfem. Bu anlattığım kardeşlik masalı şu kadar bile doğruysa gerçekse bu sadece seni kendi babanın katili yapar. Kızı babamızı annesi de annemizi öldürdü. Ne? Ne dedin? Ne dedin? Ne demek? Annen ne? Abla, anne. Sen ne diyorsun? Annemizi... Anne... Anne! 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 Anne!
Anne! Arkana bakmayacaksın. Bunu istiyor. Bunun için yapıyor.